basına ve kamuoyuna. Sarayın İstatistik Uydurma Kurumu'nun dahi bağımsız araştırma şirketlerinin üzerinde enflasyon oranları açıkladığı bir dönemden geçiyoruz. Şirketler karlarını katlarken işçilerin payına yoksulluk, saraylar ışıl ışıl parlarken emeklilerin payına sefalet düşüyorsa ne sosyal devletten, ne eşitlikten, ne de adaletten, ne de yaşamdan söz edilebilir. Birleşe kazanacağız. Meclis emeklilerini bayram ikramiyesini 3000 lira olarak belirledikten sonra tatile girdi. 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibinin sesine kulaklarını tıkayarak 3 kuruşluk sözde artışa gönül rahatlığıyla el kaldıranlar gönül rahatlığıyla dinlenmeye çekildi. Andolsun ki emeklilere bir kez daha kuru ekmekten ibaret bayram sofrasını layık gören zihniyet layık olduğu yerde tarihin çöplüğünde kalacak. Emekliler sokağa hesap sormaya. Emekliler sokağa hesap sormaya. Açlık sınırındaki hiçbir ücret, hiçbir maaş ya da aylık emeklilerin yaşamını idame ettirebilmesinde bir kıstas değildir. İnsanın sadece beslenme ihtiyacını karşılayarak İnsan onuruna yakışır bir yaşama kavuşamayacağı açıktır. Bizler emeklilere ısınmayı, ulaşımı, sağlığı, kültürel ve sosyal ihtiyaçları lüks gören bir zihniyete karşı bir aradayız. Buzdolabımızın boş, her seçim dönemi öncesinde seçim yatırımı olarak önümüze atılan 3-5 kuruşluk müjdelere karnımız tok. Karnımız tok olduğu bilinsin diye buradayız. Değerli arkadaşlar, bizler Türkiye'nin kalkınması için yıllarını harcamış emeklileriz. Kimimiz işçiydik. Madenlerde, petrol ve kimya endüstrilerinde, limanlarda, fabrikalardaydık. Kimimiz memurduk, öğretmendik. Kimimiz tarladaydık. Emeğimizle geçindik. Bizler o zamanlar da yeri geldiğinde greve, yeri geldiğinde haklarımız için sokaklara çıktık. Bugün de sokaktayız. Haklarımız için, yalnızca kendi haklarımız için değil, gençlerin, çocukların, torunlarımızın hakları için sokaklardayız. Onlar bölerek, ayrıştırarak ve nihayet sefalette eşitleyerek yönetmek istiyorlar. Ancak biz emekliler birleşe kazanacağımızı biliyor. Bizleri ayrıştırmak isteyenlerin karşısında dayanışmayla, inatla, umutla eşit ve adil bir geleceğe bir sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkum edenlere oy yok. Genç edenlere emek birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Dostlar, bir kez daha haykırıyoruz. Yaşamak için çalışmak zorunda olmadığımız bir ölüm sınırında bir yaşamı kabul etmiyoruz. Her günümüzün bir yaşam mücadelesi içinde geçmesine neden olan bu kara köhne düzene karşı ses çıkarıyoruz. Emekliyiz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Dostlar, bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Emeklilikte insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. Emekli aylıklarının enflasyona değil, milli gelire endeksli olmasını istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Vermeyecekler.
asgari ücret seviyesinde ödenmesini istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. Emeklilikte intibak yasası çıkarılmasını istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payının koşulsuz şartsız kaldırılmasını istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. Emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmasını, sendikal hak ve özgürlüklerimizin teslim edilmesini istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam.